Herkese selamlar, ben Geek the Gecko. Chrono Trigger'ın 41. bölümüyle karşınızdayım. En son Dead Peak'in önünde bırakmıştık. Nu'nun gönderdiği, yani Balthazar'ın gönderdiği 3 Poyozo bebeklerinden birini bulduk anında ve sağ olsun kendisi bir ağaca dönüştü. Burada kuvvetli bir rüzgar akıntısı var. Zaman zaman şiddetleniyor, zaman zaman sakinleşiyor. Şiddetlendiği zaman ağacın arkasında durup beklemeniz lazım. Hafiflediği zaman yürüyorsunuz. Aksi takdirde demin de olduğu gibi ta Dead Peak'in en dışına uçuyorsunuz. Burası biraz zor bir yer. Platform öğeleri var. Platform öğesi diyebilirsek tabi. Zamanlama ve refleks isteyen yerler. Bir örneği deminkiydi. İşte rüzgar şiddetlenince yürüyorsunuz. Rüzgar şiddetlenince ağacın arkasına saklanıyorsunuz. Hafifleyince yürüyorsunuz gibi. Bugün yüksek lisans ön kaydımı yaptırdım. Kendi okuluma. Bayağı özlemişim ya okulu. Farkında değilmişim. Sağ olsun bir arkadaşla beraber başvurduk. Kayıt olduk yani ön kaydı. Enteresan bir maceraydı yani. Yaklaşık işte 6-6,5 aydır gitmiyordum okula. Gerçi diploma çıkartmak için gitmiştim en son. Ona da bir 5 ay oldu rahat. İşte tilki dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına döner misali. Ben de yine dönüp dolaşıp okula döndüm. Mülakat varmış 3 Eylül'de. 4 Eylül'de yazılı sınav. Onlara girdikten sonra sonuca göre yüksek lisansı okuma hakkı kazanıyoruz. Eğer kazanırsam sınavları. Yani yine okul muhabbeti geri dönüyor bir nevi. İşle okul aynı anda nasıl yürüdüreceğim bilmiyorum. Girdik bir bokun içine. Hayırlısı olsun diyorum. Evet, burada yine düşmanlar var. Bunlardan bir tanesi Cracker. Macabre. Öyle mi okunuyor bilmiyorum. Onu öldürdük demin. Bunlar Cracker. Kanalizasyonda karşılaştığımız yumurta benzeri yaratıkların bir değişik rengi. Değişik renkli versiyonu. Elbette bunlar daha güçlü. Burası bana hep şeyi hatırlatıyor. Final Fantasy 10'daki Gagazet Mountains'ı. Olur da ileride yaparsam. Final Fantasy 10 LP'si. Orada hep beraber bu videoyu yad ederiz. Bir tane Wall Ring aldık. Kendisi yani defans artıran bir yüzük. Tam mağaradan girecekken iki tane makabre bunlarmış. Evet, ilerliyoruz mağaranın içine doğru. Ve o da nesi? Leivos'a benzeyen fakat Leivos'un kendisi değil. Leivos'un spawnlarından biri. Spawn'u nasıl çevireceğim bilmiyorum. Bunlara bu boss'a dövüşürken dikkat etmeniz gereken en kritik nokta sadece kafasına vurmanız. Kabuğuna vurduğunuz anda ölümcül bir counter atak yapıyor size. Yani bir kere vurunca çok ölümcül değil de her vuruştan sonra siz her saldırdıktan sonra aynı şeyi yaptığı için ya iyileştirmek zorunda kalırsınız. Bu da dövüşün süresini uzatacaktır manasız bir şekilde. Ya da ölüyorsunuz. Başka yolu yok. Ve maalesef çoklu saldırı yapamadığınız için sadece atağa bağlısınız bu boss savaşında. O yüzden dandirik hasarlar vermeye hazır olun. Oo, Magus coştu. Yine de çok zor bir boss değil. İşte arada sırada antin kuntin saldırıları var.
uyutma gibi. Onun dışında kolayca yenebileceğiniz bir boss. Kafasını öldürünce zaten otomatik olarak kabuğu da gidiyor. Evet, bu level spawnlardan birkaç tanesiyle dövüşeceğiz. Hepsi de boss statüsünde. Ama hepsinin aynı yani. Birbirinin aynısı. Bunun gibi hepsi. Farklılıkları yok yani. Evet, buradan devam ediyoruz. Kaçırdığım bir şey var mı diye geri baktım. Ama yok. Burada aslında korka korka gitmişim de hiç gerek yok. Çünkü korka korka gitmemiz gereken yer başka bir yer. Burada aşağı düşmüyoruz. Birazdan gireceğiz o yere de zaten. Brave Sword. Bu evet, Frown. Kılıçlarından biri. İşte böyle. Bugün işte ön kayıtta istenen belgelerden bir tanesi de şeydi. Diplomanın aslı ya da onaylı sureti. Şimdi bende fotokopisi vardı diplomanın. Aslı da var. Aslını vermek istemedim ama. O yüzden fotokopisini götürün dedim. Onaylatacaktım. Gittim işte dekanlığa. Onaylatacak adama gittim, dedim onaylar mısınız? Aslı nerede dedi. Dedim siktir. Çünkü şimdi ön kayıt fen bilimleri fakültesinden yapılıyor. Fakat fen bilimleri fakültesinden önce ilk önce bizim okula uğradık. İşte arkadaşın transkript alması gerekiyormuş. Ben de onaylayayım dedim. Onaylatayım dedim diploman suretini. Bizim okulla ev arasındaki mesafe yaklaşık, yani tam kesin rakam vermeyeyim de, 20-25 kilometre falan. Şimdi diplomanın aslını evden alıp tekrar geri dönmeye kalksam çok rahat 2-2,5 saat kaybedeceğim. Adam dedi ki işte notere götürsen dedi aslını isterler dedi. Dolayısıyla ben de yapamam dedi. Yani nokta bile koyamam dedi aslı olmadan. Dedim hık mık işte ev çok uzakta falan filan. Aa, yok dedi. Noh dedi, peygamber demedi adam. Ondan sonra bizim yeni dekan, eski kontrol sistemleri hocamız. Onunla da epey bir muhabbetimiz vardı. Onun sekreterinin orada bekliyoruz. Dedim böyle böyle benim iş yattı herhalde. Onaylamadı suretini. Sekreter sağ olsun direkt mührü bastı, imzayı attı. Aslı gibidir mührünü de bastı. Büyük bir dertten kurtardı beni yani. Dedim bu iyiliğinizi unutmayacağım. O da dedi ki işte, o da ne dese beğenirsiniz. Ben zaten tutmuyordum. O da işte yapılması gerekeni yaptım falan dedi. Sağ olsun. Hayatımı kurtardı yani. Eğer sekreter onaylamasaydı ön kayıt şey yatmıştı yani. İnanılmaz bir rahatlama duyuyor insan. Böyle biriyle karşılaşınca. İşte pek sık başına gelmiyor insanın da. Referans mektubu gerekiyormuş. İki tane. Onlara da artık mülakata giderken alacağım. Hocalardan bir tanesini verdim gerçi dekana. İmzalayıp sekretere verecekmiş. O da bizim için saklayacak sağ olsun. Aşırı bir, iyi bir insan. Niyeyse anlamadım. Şüphecilikte sınır tanımayan bir insan olduğum için. Evet, ikinci level spawn'la karşılaştık. Bu arada spawn çok hastası olduğum bir çizgi roman serisidir. Şu an takip etmiyorum. Bayağı bozdu çünkü. O eski Todd McFarlane'ın Greg Capullo dönemlerinden bahsediyorum. Hastasıydım yani. Türkiye'de de bir zamanlar yayınlanmıştı. Arka Bahçe Yayıncılık tarafından. Hey gidi hey. Arka Bahçe Yayıncılık bir aralar aylık çizgi roman dergisi yayınlardı. Şimdi
cilt olayına girdiler. İşte 3 ayda bir falan. Evet, bahsettiğim yer burasıydı bu arada. Yine rüzgar akımı var. O yüzden de ona dikkat ederek yoldan çıkmadan o ince yerden geçmemiz gerekiyor. Aşağı düşmeden. Yoksa en aşağıdan başlatıyor bizi. Şerefsiz. Evet, ne diyorduk? Arka bahçe şu sıralar cilt olayına girdiyse de bir zamanlar aylık dergi çıkartıyordu. Ve bayağı kaliteli çizgi romanlar yayınlıyordu. Spawn olsun, işte Witchblade, Spider-Man, Superman çıkartıyorlardı. Hatta bunların dördü her ay düzenli olarak çıkıyordu bir ara. 2000'li yıllarda, 2000'lerin başında yani, 2000-2001 gibi. Daha sonra işte Şubat krizi oldu 2001 yılında. Arka bahçenin de belini büktü. Bayağı bir ara vermişlerdi. Ondan sonra tekrar yayınladılar. En azından Spider-Man'i bitirelim dediler. Çünkü Amerika'daki versiyonundan çevre olarak yayınlıyorlardı doğal olarak. Ve oradaki story arc'ı bitirmeye çalıştılar ve bitirdiler de. Daha sonra Spider-Man'in yeni maceralarını yayınlamaya başladılar. Ondan sonra da birdenbire bıçak gibi kesildi. Sonra işte Host Comics eline aldı Spider-Man'i. Cilt halinde yayınlamaya başladı. Daha sonra Marmara Çizgi, şu anda da o devam ettiriyor hala cilt halinde. Amaçları şeydi, Amerika'daki The Amazing Spider-Man'in yayın, ne diyeyim, yayın süresine yetişmek. Yani işte Amerika'da atıyorum Haziran ayında 700. sayı çıkmışsa, burada da işte Haziran ayında 700. sayı çıkacak falan. Ona yetişmeye çalışıyorlardı en son, ki yetiştikten sonra yine aylığa dönecekler diyorlardı. Fakat hala yetişmeye çalışıyorlar. Yetişebilmiş değiller yani. En son işte 8. cilt çıktı galiba Spider-Man'in. Ben bayağı uzak kaldım çizgi roman olayından. Şu sıralar DC Comics'in işte The New 52 olayına sardım. Onda bir tanesini takip ediyorum sadece, Batman'i. Greg Capullo çiziyor, Scott Snyder yazıyor. Mükemmel bir çizgi roman. Tavsiye ederim yani. Hem gözleriniz hem aklınız bayram edecek. Garanti veriyorum yani. Evet, 3. Lave of Spawn. Yine aynı şeyler. Değişen bir şey yok. Spawn'u falan işte, ondan bahsediyorum. Spawn, Witchblade, Superman işte sırra kadem bastılar. Zaten DC Comics Türkiye'deki çizgi roman yayıncılığına uyuz galiba. Çünkü telif haklarını vermiyorlarmış ne kadar uğraşsalar da. Önerdikleri miktar da çok yüksek yani. Dalga geçer gibi. Resmen satılmasını istemiyorlar DC Comics. Ama Marvel izin veriyor bir şekilde. Gönül isterdi ki işte yani bir yayıncı çıksın Spawn'u ilk sayıdan itibaren. Yani cilt olsun, o da problem değil. Ciltler halinde işte 5 sayı bir cilt falan. Onun gibi yayınlasın. Sandman okuyordum bir ara. O da Arka Bahçe tarafından yayınlandıydı. Onlar tarafından başlatıldı. Laika tarafından bitirildi. Geçen gün sahibinden.com'da bir tane ilan görmüştüm. Sandman'in 11 cildi birden artı bu Sandman'in kardeşini anlatan, Death'in maceralarını anlatan bir cilt daha çıkarmışlardı. Artı o. Hemen atladım üstüne, dedim alayım. Kardeş satıldı, kusura bakma. Her zamanki klasik cevap. Bu arada Leivos, bu son dövüştüğümüz Leivos Spawn'ın kabuğu kalıyor. Şu yüzden kalıyor. Yukarıda tırmanmamız gereken bir merdiven var. Basamak var yani. Sağ tarafta. Gördünüz mü bilmiyorum. Oraya doğru sürüklememiz lazım bu kabuğu. Ki üstüne çıkıp o basamaklara ulaşabilelim. Burada yine mala bağlıyorum.
Bu kardeş satıldı, kusura bakma. Benim aşırı sinirimi bozan bir cevap. Özellikle alışveriş sitelerinde. Mesela donanım haberde bir tane ilan gördüm 3DS için. Donkey Kong Country 3DS. Almak istedim. PAL versiyonu da zaten. 3DS'teki hala Region Lock olayına girmiyorum hiç. Nintendo'nun şahsi mallığı. Almak istedim fakat yine aynı cevap. Satıldı kardeş, kusura bakma. Bu kardeş lafı da zaten ayrı bir parantez. Ona hiç girmiyorum. Evet, Dead Peak'in sonuna geldik en sonunda. Nihayet. Fakat ben geriye dönüp açmadığım hazine sandıklarını arayacağım. Neden? Çünkü ben psikopatım. Bugün işten eve dönerken arabanın birinin arka camında şey vardı, etiket. Zoruna mı gitti kardeş diye. Bizim bir arkadaş vardı sürekli kardeş diye. O aklıma geldi. Ya okulu özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi gerçekten ama. Özlüyormuş insan hakikaten. Şurada bir save eyleyelim. Ekipmanlarımızı bir kontrol edip. Evet, uygundur. Devam edebiliriz. Hoş, burada bir boss yok. Ama neden şimdi yapmayayım? Sonrayı bırakayım. Her işimde böyle olsam. Evet, Dead Peak'in tepesine geldik. Bütün olayımız buradaydı zaten. Buraya ulaşmaya çabalıyorduk. Krono'yu diriltmek için. Evet, Frog eline Chrono Trigger'ı aldı. Marlin kolyesi de parlamaya başladı. Ve uçuyor. Chrono Trigger parçalara ayrıldı. Bütün emeğimiz heba oldu. Geçmiş olsun. Chrono ölü kalacak. Cevap ver diyor oğlum. Chrono öldü öldü. Yoksa ölmedi mi? Evet, güneş tutulması. Ağustos 99'da. Tabii 17 Ağustos'u habercisi diyenler de var. O Ağustos 99'da güneş tutulması olmuştu. O zaman da bilim çocuk alıyordum. Özel gözlük vermişlerdi. Hey gidi hey. Evet, Krono'nun öldüğü ana geri döndük. Burada yapmamız gereken şey Krono'nun gerçeğini klonu ile değiştirmek. Krono'nun klonu da hiç sorgusuz sualsiz. Aynı pozisyon ol diyor Krono ile. Haydi bakalım. Tıpkı bir yılbaşı ağacı gibi ışıklandı ağaç. Ve hoş geldin Krono. Krono'yu geri döndürdük. Yuhuu. Oh Krono. Daha hızlı. Hadi. Zaten tahmin etmişsinizdir yani. Ana karakter ölmezse hiçbir oyunda. İstisnalar hariç. Soul River'daki gibi. Gerçi onda da geri diriliyor ama. Ve mutlu son. Zamanın sonuna geri geldik. Sevgili zaman gurumuz. Bas sonuna dayanmış yine.
Oyunun bu kısmından sonra Krono'yu da değiştirebiliyoruz partimizde. Bundan önce Krono hep sabitti. Değiştiremiyorduk onu. Artık Krono'yu da çıkartıp geri sokabiliyoruz partimize. İyi bir şey. Çünkü Krono'nun haddinden fazla level up yaptığını düşünüyorum. Level 44. En yakın karaktere 3 level fark atmış durumda. Bu bölümlük bu kadar. Ben Geek the Gecko. Görüşmek üzere.